Kim ulan bu tarikat? Nedir? Tarikat dediğiniz nedir? İsmail Ağa dediğin nedir? Ya bana bir anlatsınlar. Ciddi konuşuyorum. Nedir yani? Mustafa Kemal 1921 yılında Konya'ya gidiyor. Benim 43 yıldır yaşadığım. İki de tekke ziyareti yapıyor. Bakıyor 17, 18, 19 yaşında gürbüz delikanlılar giymişler şeyleri, cübbeleri. Ne yapıyor bunlar burada? Bunlar diyorlar mollalar. Paşa Hazretleri diyor bunların yani askerlikten muaftır bunlar diyor falan. Evet, evet, evet. Paşa küplere biniyor. Diyor ki ya vatanın evlatları savaş meydanında Yunan mezaliminden bu milletin kadınının, kırzının, hızını korumak için savaşıp şehit olurken siz burada diyor bu gençleri besiye mi çektiniz diyor. Yarın derhal bunların hepsini askere alacaksın. Bu tarikatların Mustafa Kemal kızgınlığının iki sebebi var. Birincisi bunların imtiyazlarını ortadan kaldırması, ikincisi de dil devrimiyle, harp devrimiyle millete okur yazar yapması kardeşim. Bunlar, ulan asker mektubu yazmaktan köşe dönüyorlardı be. Bunların ne hayrı var bu topluma? Bana bir söyleyin. Şu tarikat, cemaat dediğin yapıların şu topluma bir gramlık hayrını bir kişi çıksın söylesin ya. Hepsi holding oldu. Evet. Gidin bakın. Hepsi holding oldu kardeşim. Çok... Peki kim denetliyor bunları? Evet. Sivil toplum örgütüymüş. Bak ben bir demokratik kitle örgütünün başkanıyım sevgili Tuncay. Yılda iki defa dernekler masası gelip benim derneğimi denetliyor. Kendi denetleme kurulumuz iki ayda bir denetliyor. Biz sürekli hesap veriyoruz. Üstelik sadece üye aidatlarıyla ayakta durmaya çalışan bir derneğiz. Üye aidat dediğinde yılda 48 lira. O kadar. Bak benim üç şubem, Çankaya şubem, Ümitköy Çayyolu şubem ve Batıkent şubem yarın öğleyin 13'te kendi şube binaları önünde laik cumhuriyette çağrı bildirimizi okuyacaklar. Son gazete ilanıyla duyurduğumuz. Biz bunu yapıyoruz. Neyle yapıyoruz? Üyelerimizin aidatıyla, vatandaşların bağışıyla. Peki ben şimdi soruyorum ya. Ben soruyorum. Milyar dolarlık o hastaneleri, milyonlarca dolarlık o arabalara nasıl biniyor bu adamlar? Bunlar ne yapar arkadaş? Evet. Neyle geçinirler Tuncay? Bu devletin gözünün önünde peki oluyor ya. Bu ortağı. Devletin İçişleri ortakla. Bakanlığına bağlı dernekler yasası. Ama sevgili Tuncay buradan sesleniyorum. Beni iki defa değil her gün denetle kardeşim her gün. Hiçbir itirazım yok. Hiçbir şey. Ama lütfen ya gidin bu herifler ne yapar ne eder? Bu paraların suyu nereden geliyor? Ya biri sorsun Allah aşkına Amerika'yla yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor. İşine gelince anti emperyalist takılıyor. Vay efendim anti emperyalist Amerika'ya posta koymuş. Lan 25 senedir bu Fethullah'ı siz düşman ilan etmediniz mi? FETÖ terör örgütü demediniz mi? Nerede Fethullah? Amerika'da. Kim besliyor? CIA besliyor, Amerikan devleti besliyor. Siz de Amerikan devleti orada FETÖ'yü besliyor. Burada PKK-PYD'yi besliyor. Güneyimizde ha? Yalan mı? Sen ne yapıyorsun kardeşim? Kürecik açık, İncirlik açık. Aman İsrail'e vızır vızır gemilerle ticaret yapıyorsun. Damatlar, oğlanlar, oh yavrum, ah ne güzel. Ondan sonra millet çıkmış sokağa, Filistin'i hilafet kurtarır. Yok ya, hangi hilafet kurtarırlar? Ne hilafeti? Hilafeti, bakın, 1922'de, 24'te sevgili Tuncay bitiriyorum. 1924'te hilafetin kaldırılması görüşmelerinde Urfa mebusu Sarıklı Hoca Efendi çıkıyor meclis kürsüsünde bir konuşma yapıyor. Şimdi buradan 600 milletvekiline sesleniyorum. Yarın sabah ilk işiniz meclis kütüphanesine gidin. 1924 3 Mart meclis tutanaklarını indirin. O Hoca Efendi'nin konuşmasını bir dinleyin bakalım. Şu hilafet neymiş, tarikat neymiş? Bak sana bir başka tarikat şeyi anlatayım. Bu bölümde son lafım olsun. 1575 yılında bak sevgili Tuncay dikkatini çekiyorum. 16. yüzyıl. 1575 yılı. Yani 1520-1566 Kanuni Sultan Süleyman. Muhteşem Süleyman. Oh. 1538'de Preveze'de Haçlı donanmasını yok etmişiz. Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis falan. Tamam. Tamam mı kardeşim? Tamam. Peki bir şey soracağım. O donanma bir daha ne yapmış biliyor musun?
Üçüncü Murat gelmiş. 1575 yılında Takkıyüddin Efendi, Mısır medresesinin müderrisi, geliyor İstanbul'a 3. Murat'ın izniyle. O günkü Avrupa'nın en gelişmiş rasathanesini kuruyor. En gelişmiş rasathane. Özel aletler kendi de yapıyor. Özel aletler getirtiyor sevgili Tuncay Molla Veysioğlu. Ve ekvatora düşen ışınların açısını bugünkü ölçüye yakın olarak tespit ediyor. Ve 1575 yılında rasathane yapılmaya başlanıyor. 77'de açılıyor. 16 personel iki ayrı binada hizmet görüyor. 1578'de bir veba salgını başlıyor. Gidiyor Şeyhülislam Kadızade padişahım diyor. Göklerin sır perdesini kaldırmak zinhar haramdır. Böyle gökleri gözetleyenlerin hiçbir devlet iflah olmamıştır. Bu rasathanenin olması katiyen dinen vacip değildir. Ulan Kılıç Ali Paşa'ya emir veriyor o 3. Murat dedikleri adam. Sarayında cariye kovalayan, 20 bilmem kaç tane karısı olan, öldüğü zaman şehzadelerinin mezarının yerini bile kendi külliyesinde gidip görülebilir. O adam emir veriyor, Kılıç Ali Paşa geliyor donanmayla, donanma ateşiyle yıkıyorlar. Peki kim o Şeyhülislam Kadızade? Kim o? O da işte bir tarikat lideri kardeşim. Tamam. Bu tarikatlar Osmanlı'yı mahvettiler. O Cihan İmparatorluğunu, o üç kıtada 10 milyon kilometre kare toprağa hükmeden, o Fatih Sultan Mehmet'le, o yedi dil bilen adamla çağ değiştiren imparatorluğu alıp getirip tarikatların elinde perişan ettiler. Şimdi de Osmanlı Devleti'nin enkazı üzerinde Mustafa Kemal ve Kemalist devrimcilerin kurduğu laik cumhuriyeti yok etmek için eylemlik halinde. Allah aşkına burada şeye takılıp kalmayalım. Yok televizyon dizisi, yok tarikat, hayır. Buradaki sorun emperyalizmin saldırısı sorunudur. Bu bir emperyal saldırıdır. Bunun yerli işbirlikçileri vardır. Evet. Ey Türk milleti kendine gel, vatanına sahip çık, cumhuriyetine sahip çık.